Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte terbiyeli tavuk suyuna çorba yapacağız. Bunun için benim bir adet but etim ve birçok az da beyaz etim vardı. Onları güzelce haşladım. Siz sadece buttan da yapabilirsiniz, sadece beyaz etinden de yapabilirsiniz. Şimdi tenceremin altını açıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı aldıktan sonra 1 çay bardağı tel şehriyesi kullanacağım. Siz arpa da kullanabilirsiniz. Bunu biraz kavuracağız arkadaşlar. Bu biraz pembeleşince içine de 1 kaşık un atacağız. Arkadaşlar bu kadar kavrulması yeterli. Daha fazla kavrulursa kararabilir. Hemen 1 kaşık unumu ilave ediyorum. Çünkü unla da çevireceğiz. Kaynayan suya atmamamızın sebebi o zaman şehriyelerimiz yapış yapış olabiliyor. Ama böyle hafif kavurunca o olay gerçekleşmiyor. Tavuğumu önceden haşladım. Bunu da fazla kavurmayacağım. Şöyle kokusu çıkasıya kadar arkadaşlar. Un kokusu olsun istemiyorum. Şimdi burada tam 1 litre tavuk suyum var. Tavuk suyumu güzelce çorbamın içine boşaltıyorum. Bu kaynayınca da tavuk etlerimizi içine atacağız. Daha sonra da terbiyesini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şehriyelerim kaynamaya başladı tavuk suyunda. Şimdi didiklediğim etleri boşaltıyorum çorbamın içine. Benim tavuklarım biraz fazla haşlanmıştı. O yüzden fazla tutmayacağım. Siz de öyle olursa fazla tutmayın. Şimdi şöyle bir 5 dakika böyle kaynasın. Bu arada ben terbiyesini hazırlayacağım çorbamın. Terbiyesi için burada 2 kaşık yoğurdum var. 1 adet yumurta sarısı. Bunları güzelce çırpacağım. Arkadaşlar terbiyemi iyice çırptım, özledim. Şimdi sıcak su tavuğun suyundan burada alacağım ki kesilmesin. Şöyle bir kepçe tavuk suyu ile birlikte bunu biraz daha karıştırıp çorbamın içine aktaracağım. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş çorbamın içine aktarıyorum yapmış olduğumuz terbiyeyi. Şöyle bir karıştıracağım. Şöyle 1-2 dakika daha ocakta tutacağım. Ondan sonra servis yapacağım arkadaşlar. Bu arada üzerinin yağını da hazırlayacağım ben. 1 kaşık tereyağı. Hemen ocağa alıyorum tereyağımı. Çorbaya tuz atmamıştık. Ben haşlarken biraz atmıştım. O yüzden çok az atacağım tuzu. Çünkü tavuklarım tuzlu. Şimdi yağımızı hazırlayıp çorbamızı servis yapacağız arkadaşlar. Yağım eridi. Şöyle bir çay kaşığı toz biber. Bir çay kaşığı kadar da karabiber koyacağım. Çok güzel bir aroma veriyor. Şöyle bir çevirip yağımızı hazır duruma getireceğiz arkadaşlar. Fazla yakmayalım. Evet. Sosumuz hazır. Çorbamı da bir kaseye alıyorum. Altını kapattım. Tavuk suyuna terbiyeli şehriye çorbamız hazır. Şöyle üzerine 1 kaşık yağ döküp maydanozla servis yapacağım arkadaşlar. Ama fazla maydanozum kalmadığı için, biliyorsunuz bir video çekmiştim ben buzdolabında maydanoz kurutmak için. Kurusu nasıl olur diye. Şimdi o maydanozlardan kullanacağım. Şöyle elimden
Evet arkadaşlar, yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.